Şimdi ben size öncelikle senaryomuzu tanıtmak istiyorum. Bunun için bir gereksinim ve kabul kriterleri oluşturdum. Gereksinim, ABC Bankası olarak müşterilerimizin takibini yapabilmeliyiz. Bir banka düşünün arkadaşlar, adı da ABC olsun. ABC Bankası müşterilerini takip edebilmek istiyor. Peki bunu nasıl yapacak? Bunun için kabul kriterleri gerilir tabii ki. Gereksinim yönetim süreçlerinde çok yaygın bir kullanımdır bu. SRS dokümanlarında eğer daha önce çalıştıysanız benzerlerini görürsünüz. Kabul kriterleri ilgili gereksinimi yani hemen üstündeki gereksinimi biz nasıl kodlarsak veya nasıl tasarlarsak veya nasıl yaparsak müşteriyle el sıkışırız demek. Yani kısacası gereksinimin detayları anlamına geliyor. Bakın kabul kriterlerine ilk maddemiz iki tip müşteri mevcutmuş gerçek müşteri ve tüzel müşteri. Kısacası klasik bir bankadaki müşteri mantığını bilirsiniz. Gerçek müşteri dediği sen ben. Kısacası tüzel müşteri dediği ise e, örneğin e, bankanın müşterisi bir şirkettir. E, o tüzel müşteri oluyor. Gerçek müşteri müşteri numarası, ad, soyad ve TC kimlik no alanlarına sahipmiş. Klasik herhangi bir gerçek kişinin o, e, üzerinde barındırması gereken bilgiler. Tüzel müşterinin ise gerçek müşteriden farklı olarak müşterinin e, ve diğer farklı olarak ünvan ve vergi nosu var. Fazla özgür koymuş. Bir şeylerden biraz rahatsız oluyorum. Evet. E, müşterilerin adreslerini takip edebilmeliymişiz. Yani bakın burada adresler diyor. Bir müşterinin demek ki birden fazla adresi de olabilirmiş. Tüzel müşterilerin her 6 aylık dönemde bilanço bilgilerini kaydetmeliyiz. Hmm, yeni bir özellik. Ee, tüzel müşterilerin her 6 aylık dönemde bilanço bilgilerini kaydetmeliymişiz. Örneğin 3 yıllık bir tüzel müşterinin her 6 aya denk gelen 6 adet bilanço kaydı olmalıymış. Bilanço bilgisi olarak bilanço tutarı ve bilanço tarihi bilgisini tutmak yeterliymiş. Şöyle ki arkadaşlar bakın tüzen, bir tüzel müşteriyi düşünün. Yılın 6 aylık dönemlerinde bu müşteri için bilanço tutmak istiyor banka. Bilanço bilgisi olarak da bilançonun tutarını ve bilançonun tarihini girmek istiyor. Çok basit bir data tutacağız yani sadece. Bir e, currency tutar için bir de bilanço tarihi date time tutacağız. Fakat bir müşterinin birden fazla bilançosu olabilir mi? Çünkü e, bakın örnekte 3 yıllık bir tüzel müşterinin her 6 aya denk gelen yani 3 yılda toplam 6 tane 6 ay olduğu için 6 adet bilanço kaydı olmalıymış. Güzel. Yalnız şöyle bir bilgi var. Gerçek müşterilerin bazıları ticari faaliyet gerçekleştirmekteymiş. Bu tip müşterilerimiz için de bilanço takibi yapabilmeliyiz. Bakın, tüzel müşterilerin tümü için geçerli olan şey gerçek müşterilerin tamamı için geçerli değil. Bu durumda bizim gerçek müşteri için ticari faaliyeti takip edecek bir mekanizma üretmemiz gerekecek. Bir kişinin veya kurumun bankamızın müşterisi olabilmesi için çeşitli kanallar mevcut. Örneğin internet, şube ve e, vesaire. Müşterinin hangi kanaldan bankamıza ilk kez katıldığı bilgisini de tutmak istiyormuşuz. Dolayısıyla arkadaşlar Dolayısıyla burada da ekstradan bir de bir müşterinin bankamıza hangi kanaldan dahil olduğunu ilk kez dahil olduğunu tutacak bir mekanizma da üretmemiz gerekiyor. Şimdi benim sizden istediğim şey e, videoyu izlemeye yani eğitim izlemeye ara vermeniz ve siz olsanız böyle bir yapıyı nasıl tasarlardınız bunu görmek. E, şöyle ki ben burada sizi motive etmek adına şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Yani bugüne kadar herhalde ben eğitimlerimde e, yani net sayı tabii ki bilemeyeceğim ama herhalde yüzden fazladır. E, yüzden fazla ortamda ben bu soruyu sormuşumdur. E, ve şöyle diyeyim e, bu soruya aldığım doğru cevap oranı yani normalizasyon kurallarına göre aldığım doğru cevap oranı yüzde beşi. Geçmemekte. Şimdi diyebilirsiniz ki herkesin yoğurt işi farklı öyle değil açıkçası. Yani bunu kabul etmiyorum. Buradakiler zaten benim de görüşlerim değil. Yani bununla ilgili normalizasyon kuralları var. Bunu belli bir bilir kişi kitlesi ortaya atmış, bunlar kabul görmüş. Ben de onları zaten uyguluyorum. Dolayısıyla benim kendi herhangi bir görüşümü bu tasarımı yaparken uygulamayacağım. O açıdan. %5'lik maksimum doğru cevap aldığımı söyleyebilirim. Zaten burada da sizden beklentim. Eğer varsa hatalarınız, kiminizin daha çok olacaktır, kiminizin daha az olacaktır. E, varsa hatalarınız, onları görmeniz ve bu eğitimden maksimum faydayı sağlamanızdır. Eğer bu e, örnekte sizlerden bir tepki alabilirsem olumlu anlamda hani faydalı olduğu anlamında çok daha karmaşık bir senaryom da var. Yine eğitimlerimde kullandım. Onu da sizinle size aktarmak isterim. Ama bu eğitimde bunu yapıp bunun faydasını siz görmenizi istiyorum. Bu açıdan şimdi bir ara vermenizi rica edeceğim ve bir A4'e veya Excel'e neyse bir tasarım yapmanızı rica edeceğim. Süremiz 15 dakika olsun.